eğer gene 5 dakika geciktiniz derse. Kusura bakmayın hocam. Otur terbiyesiz herif. Hocam, sırama gene ot koymuş güdük Necmi. Ne olmuş? Bana şey demek istiyor. Ne demek istiyor? İnek demek istiyor hocam. İnek Şaban değil mi senin adın? Tosun, yoklama yaptın mı? Yaptım efendim. Bana tek tek saydırma şimdi. Ferit burada mı Ferit? Buradayım hocam. İyi, sen buradaysan bütün sınıf burada demektir. Söyle bakayım, geçen ders nerede kalmıştık? Geçen derste yoktum ki hocam. Hangi derste varsın ki? Kim biliyor geçen derste anlattıklarımı? Söylesene lan hadi. Memeli hayvanları anlatmıştınız hocam. Aferin oğlum, otur. Şu sınıfta senden başka ders dinleyen yok. Ne demiştik? Memeli hayvanlar karada, denizde, havada yaşarlar bir. Hepsi de akciğerlerinde solunumda yazılı yapar diye kopya hazırlamıştım. Bu ders anlatıyor. İki. Memelilerin çenelerinde dişleri vardır. Üç. Yavrularını sütle beslerler. Dört. Memelilerin bazıları etle, bazıları da otla beslenirler. Senin gibi. Sen Necmi kalk bakalım. Buyurun hocam. Ne anlatıyordum ben? Memelileri anlatıyordunuz hocam. Söyle bakalım, kaça ayrılır memeliler? Üçe ayrılır. Dik memeliler, buruşuk memeliler, sarkık memeliler. O kadar yasın. Sen söyle bakayım Ferit. Hadi. Efendim, memeliler, iri memeliler, küçük memeliler olmak üzere ikiye ayrılır. Otur, sen söyle. Ben mi hocam? Evet, sen. Efendim, memeliler sütyenliler ve sütyensizler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Otur, gösteririm ben sana sütyenle sütyensizi. Şaban, sen söyle, niyle beslenir memeliler? Niyle beslenirler? Ağızlarıyla beslenirler efendim. Onu sormadık, ne yerler? Ne bulurlarsa onu yerler. Çok pis boğaz olurlar malum ya. Et yerler. Başka? Sebze yerler hocam. Bana bak, kızdırma kafamı. Ot de. Ot yerler. Bunun gibileri de bok yerler. Ne var, ne gülüyorsunuz? Ne var gülecek bunda? Ulan ben size göstermezsem. Hadi. Sen gene orada bir numaralar çeviriyorsun. Ferit, uçan memelilere bir örnek ver. Uçan memeli... uçan memeli... Hostes. Şu yeni müdür muavini gelse de şunları bir hale yola koysa. Ulan güdük, gene niye ot koydun sırama? Hani şaka kaldırırdın sen? Ama bu ne eşek şakası derler. Hadi oğlum güdük, öp ineği de barışın hadi. Barışın ya, öğlere o şafına maç var. İnek, köre beleşten affetme ha. Tabii ya, bir sigara versene ulan güdük. Oo, çok masallı olmaya başladın sen, uyanığa bak. Çocuklar, bundan sonra rahat sigara içemeyeceğiz, yeni muavin geliyor. Anladık be, gelirse gelsin, amma da ödleksin ha. Müdür geliyor! Allah, söndürün sigaralar! Allah. Müdür falan yok canım, birazcık şaka yaptım da. Ulan asıl bu eşek şakası işte! Yok oğlum, inek şakası bu. İç Anadolu'dan Adana Ovası'na inmek için Toros Dağları arasında tabiatın hazırladığı bir yoldan faydalanılır. Sen arkadaki gözlüklü, ne konuşuyorsun? Hiç hocam! Söyle öyleyse, ne anlatıyordum? Vallahi bir şeyler anlatıyordun hocam. Efendim? Havalar ısındı diyordum hocam. Tamam, aferin oğlum. İşte bu yol Konya. Nasıl mısın be? Civin hareket ol suyttu. Hakemini yarıyor oğlum. K2. B4. K4. Karavana. C3. E3. K7. Karavana. Canım Şabancığım, benim tatlı sevgilim. Vahşi cazibene artık dayanamıyorum. Yavaş ol oğlum, duyacağız. Kısma bu inek. Şaban, artık buluşalım. Bugün ondan kaç. Bozum, ben şimdiden maça hazırım abi. Önene görüşürüz. Çakıt Vadisi'nden tünellerle demir. İnek Şaban, güdükle aynı takımda oynamaz. Sen ne konuşuyordun orada? Söyle bakalım, Akdeniz bölgesinin en büyük geçidinin adı nedir? Karaköy geçididir hocam. Bundan başka Saraçhane ve Aksaray geçidi de vardır. Aferin oğlum, otur. Akdeniz bölgesinin belli başlı akarsuları... Uşak'ı biz yiyeceğiz oğlum, bugün formundayız. Sen söyle bakayım, Akdeniz bölgesinin nehirleri. Akdeniz'in nehirleri denize akar hocam. Akdeniz, Akdeniz, gelen düşman değil biziz. Akdeniz'in en kuvvetli takımı Adana Spor'dur hocam. Aferin, otur. Şaban. Akdeniz.
bölgemiz. Ya Kanada. İki bölgemiz. Karanfil. Tatlı. Sahiptir. Senin yerliğim. Isınarak. Zengin bir bitki örtüsüne sahip olan Akdeniz. Sen ne konuşuyorsun orada? Konuşmuyorum efendim. Anlat Akdeniz ikliminin özelliklerini. Akdeniz'de yazlar sıcak, kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Sus sus! Kulağım ağır işitiyor diye maç anlatmaya utanmıyor musun terbiyesiz adam? Emekli maaşıyla geçinebilsem şu hababam sınıfı yüzünden. Yani bir dakika durmam şu mektepte. Al benden de o kadar. Durun bakalım. Yeni müdür Mavini bugün geliyormuş. Belki bunları bir hale yola sokar. Sanmam. Ben Konya Lisesi'nden tanırım Mahmud'u. Pek öyle sert bir adam değildir. Müdür bey de şunların ön bahçede top oynamasını bir türlü önleyemedi. Efendim? Baksana canım, ne bu gürültü? Ya bugün hiç sesleri çıkmıyor, nazar değmesin. Buyurun. Neredesin? Yemek yiyeli yarım saat oldu. Sen kahveleri yeni getiriyorsun canım. Ne yapalım? Hangi birine yetişeyim? Yatakhane işi bende. Buyurun. Kilere ben bakarım, buyurun. Ortalığı siler süpürürüm. Buyurun, ahçıya ben yardım ederim. Üç tür fasulyeyi ısıtıyorum. Niye? Niye olacak? Hababam sınıfı daha yemek yemedi de ondan. Ne olmuş yemek yemedilerse? Nasıl ne olmuş? Yavrularım doymadan, benim gözüm bir iş görür mü hiç? Yani Hafize elinden gelse koca eşekleri kundaklayıp yatıracaksın. Buyur. Sıtkı bey, size yeni müdür muavinimiz Mahmut bey'i takdim edeyim. Matematik öğretmenimiz Sıtkı bey. Kürt Sıtkı. Memnun oldum efendim. Yeni muavin! Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Coğrafyacımız Rıza bey. Hoş geldin Mahmut. Oğul Kemal, sen de mi buradasın? Emeklilikten sonra buraya sığındık işte. Benim gibi desene. Oğul, tanışıyorsunuz demek. Öyle. Biyoloji öğretmenimiz Necmi bey. Nasılsınız efendim? Sağ olun hocam. Felsefe hocamız Lütfü bey. Hoş geldiniz Mahmut bey. Hoş bulduk efendim. Kusura bakmayın efendim. Gözlerim biraz zayıf da. Nuri bey de fizik hocamız. Görünmez kaza işte. Okulumuzun halini görüyor musunuz Mahmut bey? Stadyuma çevirdiler. Neden ön bahçede oynuyorlar müdür bey? Aman efendim, kaç kere yasak ettim, dinleyen yok ki. Neyse canım, cana gelecek, mala gelsin. Müdür bey. Ne o? Utanmadan topu istemeye mi geldin? Vermeyeceğim. Ne olur müdür bey, bu seferlik affedin. Sen sus, karışma. Müdür bey, ne olur. Bir kazadır oldu. Bu kaçıncı? Hem senden sonra konuşuruz. Son günlerde her gece kaçıyorsun okuldan. Kırılan camın parasını öderiz müdür bey. Ver şunların topunu. Pek de güzelmiş. Allah hoşafına maç yapanlardan razı olsun. İç oğlum, bu enayi hoşafı değil, inek hoşafı. Ananın sü... Uyma senin, benim aslan oğlum. Olur. Bir daha bu ineği takıma almayın. Ulan güdük, sesimizi çıkarmıyoruz diye adamın asabını bozma, tamam mı? Ah benim aslan oğlum, sinirlenme. Sen de hoşafını iç bakayım. Eşek hoşaftan ne anlar? Bu hoşafın üstüne bir sigara içilir. Ortalık yerde, içmeyin şu zıkkımı oğlum. Zaten az önce yeni müdür muavine geldi. Nasıl biri? Temiz.
Deniz yüzlü yumuşak birine benziyor. Sert olsa ne yazar? Hafize Hanım seni yukarıdan istiyorlar. Gidelim bakalım. Siz de uslu uslu oturun. Şaban yaksana bir tane ya. Kimsenin sigarasına ihtiyacımız yok Allah'a şükür. Ve bakayım. Bir kere yerler o numarayı. Şaban, ne var elindeki? Sigara. Sigara ha? Al sana sigara. Buyurun, nöbetçi öğretmen odası burası işte. Peki nöbetçi öğretmen nerede yatacak? Kimsecikler kalmaz gece okulda. Bir kapıcı Veysel, bir de ben. Anlaşıldı. Kızmazsanız size bir şey soracağım. Sor bakalım. Hep okulda kalacağınıza göre kimseniz yok galiba. Evet, yok. Ben size de bakarım. Kirlilerinizi falan yıkarım. Zahmet olacak bu kadar işin arasında. Ne zahmeti olacak canım? İki dakikalık iş. Ulan manyak mısın be? Ulan yavaş iz tut Ahdi be, kaşınıyoruz. İnek, mektubum var. Ah canım, gene yazmış. Hop hop hop! Ne oluyor be? Ne yapacaksın lan kedi? Fizik dersi için oğlum, nasıl dört ayak üstüne düştüğünü gösterecek hoca. Sınıfa kedi girmez. İnek giriyor da kedi niye girmesin? Mektubu ver. Gene mi mektup aldın? Sevgilimden. Nihayet benimle buluşmaya karar vermiş. Atıyorsun inek, ver bakayım. Vermem. Oğlum, kaçırdım. Belli. Geç yerine. Başüstüne müdür bey. İşte Hababam sınıfı hocam. Oturun yerlerinize. Size yeni müdür muavininiz ve tarih öğretmeniniz Mahmut Bey'i tanıtayım. Buyurun hocam, ders sizin, müsaadenizle. Teşekkür ederim. Dersimizde isterseniz biraz birbirimizi tanıyalım. Ya iyi olur hocam, tanışalım. Bendeniz Ferit Eken. Kendisine damat Ferit deriz. Damat Ferit Bey, yaşın kaç? 25 bitiyor. Göstermiyorum değil mi hocam? Kül de cebime gir hıyar. Aslan. Senin yaşıtların üniversiteyi bitirmiş, sen hala lisedesin ha? Acelemiz yok be hocam, sindire sindire okuyoruz. Çift dikiş. Sen kaç yaşındasın? 23. Adın ne? Güdük hocam. Güdük Necmi derler bana. Soyadın yok mu oğlum? Soyadım... Neydi benim soyadım be? Demek 23 yaşındasın Güdük Necmi. Evet. Baban ne iş yapar? Pek iyi bilmiyorum ama galiba karanlık işler çeviriyor hocam. Ulan kim o inek? Benim efendim. Ya memnun oldum. Neden inek diyorlar sana? Çok mu çalışkansın? Hocam onun inekliği çalışkanlığından değil. Doğuştan hocam. Peki bu yaşta neden hala lisedesin? Benim peşimi kızlar bırakmıyor da... ...vahşi bir cazibem varmış. İnek cazibesi. Her okulda öğretmenlerin de... ...sizin olduğu gibi bir takma adı vardır. Zahmet edip isim aramayın. Bana Kel Mahmut derler. Bu saçları 25 yıllık öğretmenlik hayatımda döktüm. Sınıfınız hakkında duyduklarım ve gördüklerim pek de hoş değil. Okuldan kaçıyormuşsunuz. Kaçırtmam. Gördüm. Ön bahçede top oynuyorsunuz. Oynatmam.
Sigara da içiyorsunuzdur herhalde. Ne münasebet hocam, ağzımıza bile sürmeyiz. İçerken görmeyeyim, canınızı yakarım. Kopyaya gelince... ne kendi dersimde çektiririm, ne de başka bir öğretmeninizin dersinde. Haberiniz olsun. Hocam, kopya kim, biz kim? Otur yerine. Söz vermeden de konuşma bir daha. Okulda patırdı gürültü kavga istemem. Canınızı yakarım. Derslere saatinde girilecek, yemek saatinde yenilecek, tam saatinde yatılıp tam saatinde kalkılacak. Saat gibi herif ha. Bu dediklerimi yaparsanız iyi geçiniriz. Yok yapmazsanız siz bilir. Okuldan kaçıyormuşsunuz, kaçırtmam. Kopya çekiyor musunuz, çektirtmem. Ön bahçede top oynuyormuşsunuz, oynatmam. Oynarız abicim. Sigara içiyormuşsunuz, içirtmem. İçeriz abicim. Ben size sigara içmeyin demedim mi? Mahmut hocam, Mahmut hocam, Mahmut hocam. Ulan güdük, bu yaptığına eşol eşek şakası derler, tamam.